Ekranlarından herkese merhaba. Ben Demet Gedik. Sabah sporuyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca gündemin öne çıkan spor gelişmelerine ve gazete manşetlerine bakacağız. Tabii konuklarımız da olacak. Onlarla birlikte de gündemi detaylıca değerlendireceğiz. Temsilcilerimizin Avrupa arenasındaki maçlarının özet görüntülerini izledik ve basın toplantılarına göz attık. Şimdi gazete manşetlerine geldik. Bakalım bugünün öne çıkan başlıkları, manşetleri neler olmuş? Foto Maç gazetesiyle başlayalım. Tabii ki Arda Güler'in fotoğrafını görüyoruz. Destan başlığıyla Fenerbahçe son 16 turunda artık. Avrupa'da kasırga gibi esen Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i muhteşem bir futbolla 2-0 yenerek gruptan namalup lider çıktı. Kanarya Avrupa Ligi'nde son grup maçında Dinamo Kiev'i Arda ve Arao'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek son 16 biletini cebine koymayı başardı. Sarı lacivertli ekibin genç yeteneği Arda bir gol bir asistle yıldızlaştı. Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 24 Şubat'ta çekilecek kura da belli olacak. Sol tarafta helal olsun başlığında Sivasspor ve Başakşehir'in dün akşamki başarılı sonuçları yer alıyor. Sivasspor Slavia Prag'la 1-1 berabere kaldı ve grubunu lider bitirdi. Başakşehir ise Hearts'ı 3-1 mağlup etti. Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı başardı ve son 16 turuna yükseldi. Trabzonspor da konferansta devam edecek ve fırtına konferansta esecek başlığıyla yer alıyor bu haberde. Fanatik gazetesine geçiyoruz buradan. Tabii ki yine Arda Güler'in fotoğrafını görüyoruz sol tarafta. Avrupa'nın lideri Fenerbahçe başlığıyla Fenerbahçe'nin galibiyeti anlatılmış. Dinamo Kiev'i deplasmanda da deviren Fenerbahçe grubunu zirvede bitirdi. Avrupa Ligi'nde direkt son 16'ya yükseldi. Maç öncesi yapılan ihtimal hesaplarına fırsat bırakmayan Sarı Lacivertliler 23. dakikada genç yeteneği Arda'nın golüyle öne geçti. 45+2'de ise Arao ile farkı açmayı başardı. Rende ayaklarına kadar tutuk kalınca grup liderliğindeki yerini koruyan Fenerbahçe adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. Sağ tarafta da Trabzonspor haberi var. Fırtınanın rotası değişti başlığıyla yer alıyor. Evinde lideri mağlup etmesine rağmen grubunda 3. olan Trabzonspor Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferans Ligi'ne ise merhaba dedi. Trabzonspor lider Ferencvaros'u Bakasetas'ın füzesiyle devirip üzerine düşeni yaptı. Ancak Monaco'dan istenen sonuç gelmeyince grubu 3. kapattı temsilcimiz. Sabahspor'a geçiyoruz buradan. İlk maçı 9 Mart'ta başlığını görüyoruz. Son 32 turunu bay geçen ve böylece Şampiyonlar Ligi gruplarından gelen takımlarla eşleşme dezavantajını aşan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakipleri 24 Şubat tarihinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak ve ilk maçta 9 Mart'ta rövanşsa 16 Mart'ta oynanacak. 5.4 milyon euroyu kasaya koydular denmiş. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla kasasını doldurdu. 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Sarı Lacivertli ekip grubu lider tamamlama ve son 16'ya kalarak bonuslarla birlikte 5.4 milyon euro gelir elde etmiş oldu. Muhteşem siftah başlığı var. Onun yanında da tabii ki Arda'nın fotoğrafını görüyoruz. Golü attıktan sonra tişörtünün altındaki "Anneciğim seni çok seviyorum" yazısı gerçekten çok anlamlıydı dün akşam. Güler yüzlü Fener başlığıyla yer almış bu haberler. Fenerbahçe Dinamo Kiev'i deplasmanda yenip UEFA Avrupa Ligi'ni grup aşamasını zirvede bitirdi. Maçın kahramanı ise Arda Güler oldu. 17 yaşındaki genç futbolcu akıl dolu bir gol atıp Arao'nun ağları bulan vuruşunda da asist yaptı. Ev sahibi takım oyuncusu Zabarni'ye 68'de kırmızı kart gördü. Hürriyet Spor'la devam ediyoruz buradan. Kartal'ı solundan vuracak başlığında Okan Buruk'un fotoğrafını görüyoruz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un derbi stratejisi şekilleniyor. Cimbom evinde oynayacağı derbiyi kazanmakta oldukça kararlı. Okan Buruk kendi sol kanadındaki Emre ve Kerem'i de savunma konusunda uyardı diyor Hürriyet gazetesi. Altta bir basketbol haberi var. Son şampiyon Anadolu Efes Almanya'da soğuk duş başlığıyla yer alıyor. Anadolu Efes mağlubiyetlerle başladı Euroleague sezonuna ve dün akşam da yine mağlubiyetle ayrıldı sahadan. Akşam spora geçiyoruz buradan. Derbide sonuna dikkat başlığına bakacağız. İlk 12 hafta istatistiklerine bakıldığında D maçın kaderi 80. dakikadan sonra netleşecek. Galatasaray bu sezon attığı gollerin
%43'ünü son 10 dakikada buldu. Beşiktaş ise yediği 16 golün %31'ini bu süreç dağlarında gördü. Kartal'ın en çok skor ürettiği 31-40 arasındaysa Aslan'ın gol yeme oranı sadece %11 olarak görülüyor. Onun altında Dele Alli'nin bir fotoğrafı var Beşiktaş haberinde. Dele'nin son şansı başlığıyla yer alıyor bu haber. İngiliz basını Dele Alli'nin Beşiktaş'taki performansının her geçen gün geriye gittiğini ve son şansını da iyi kullanamadığını yazdı. Onun altında da Kerem 11'de başlayacak başlığında Galatasaray haberinde teknik direktör Okan Buruk Beşiktaş derbisinde Kerem'i 11'de sahaya sürecek. Okan Buruk Kerem'i geri kazanmaya devam ediyor. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Kerem. Fanatik gazetesine tekrar dönüyoruz. Buradan çok keyif aldım başlığına bakacağız. Abdullah Avcı'nın fotoğrafını görüyoruz. Galibiyetin ardından konuşan Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, grup liderini yenen tek takımız. Özellikle ilk yarıdan çok keyif aldım. 9 puanla grupta 3. olmak elbette üzücü. Ancak Avrupa'da devam ediyoruz. Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır dedi ve tabii ki daha iyisi olabilirdi. Açıklamasını da yaptı başarılı teknik adam. Bakasetas yine dün bir gol kaydetti ve tarihe geçti başlığıyla yer almış. Yunan Yıldız attığı müthiş golle Trabzonspor'a galibiyeti getirdi. Bakasetas UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 6 maçta da skor katkısı vererek turnuva tarihine geçti deniyor. Ve Akyazı'dan çıkış yok başlığındaysa Süper Lig'de tam 30 maçtır sahasında bileği bükülmeyen Bordo Maviler Avrupa Ligi'nde de taraftarı önünde 3'te 3 yaptı. Fırtına grupta deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmadaysa hanesine puan yazdıramadı. Ve tabii ki artık gözler Süper Lig'e çevrildi Trabzonspor cephesinde. Fotomaç gazetesine geçelim isterseniz. Buradan Galatasaray haberimiz var. Çok kritik başlığıyla yer alıyor. Galatasaray üst üste 2 zorlu maça çıkacak. Aslan'ın kaderi artık belli olacak. Sarı kırmızılı ekip önce Beşiktaş, ardından da Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. 2 maç ligdeki iddiasını belirleyecek. Puan kayıpları halinde Cimbom'da taşlar oynayacak. Kara bulutlar dağılacak mı sorusunda Beşiktaş ve Başakşehir maçları öncesinde Galatasaray'da gergin bir bekleyiş hakim. 2 maçtan alınacak olumlu ya da olumsuz sonuçlar pek çok değişikliği beraberinde getirme ihtimali bulunduruyor. İşte 2 farklı durumda ortaya çıkması muhtemel senaryolar denmiş. 2 karşılaşmanın kazanılması durumunda zirveye sıkıca tutunacak Okan Buruk'un üzerindeki kara bulutlar dağılacak. Yönetimin eli tabii ki rahatlayacak. 2 maçın kaybedilmesi durumundaysa Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalınacak ve şampiyonluk rüyası kabusa dönüşebilir. Dünya Kupası arası gergin ve mutsuz şekilde devam edebilir Galatasaray için. Takvim Spor'a geçiyoruz buradan. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle başlamış Takvim Spor gazetesi ve tabii ki Arda Güler ve Arao'nun fotoğrafını görüyoruz burada. İşte Fener, işte Zafer başlığıyla Dinamo Kiev'i deviren Kanarya lider olarak gruptan çıktı. Kanarya her yerde lider, maçın gollerini atan Arda Güler ve Willian Arao birlikte böyle sevinç yaşadı başlığı yer alıyor burada da ve Arda Güler'in tarih yazdığına da dikkat çekilmiş. Sabah Spor'a geçiyoruz buradan. Galatasaray'ın farklı yıldızları ve Beşiktaş cephesinde de anahtar Weghorst başlığı dikkat çekiyor. Galatasaray'ın farklı yıldızları köşesinde Levent Tüzemen'in yazıları var. Kazanma duygusu ağır basıyor. Okan Buruk bir adım önde. Mauro Icardi zenginlik katıyor ve Vardan uyarı beklemesin başlıklarını görüyoruz. Ali Gültekin'in Beşiktaş kısmındaysa psikolojik olarak rahatladılar. Derbilerde geçmişe bakılmaz. Kritik oyuncu Josef de Souza olacak. Hakem tempoyu düşürmemeli başlıkları yer alıyor. Alttaki 2 habere de bakalım. Şampiyonluk için 6 puan başlığıyla Mehmet Özcan'ın haberi var. Buruk ve kurmayları Kartal'ın artılarını ve eksilerini belirledi. Karagümrük maçının 11'i değişmeyecek. 50 bin aslan da tribünlerde yerini alacak. Tabii ki Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri de taraftarı olacak derbide. Sağ tarafta Souza'dan Mertens'e kilit başlığında Şenol Güneş'in derbideki ilk hedefi orta sahayı ele geçirmek. Sambacı'dan Aslan'ın yıldızına adım attırmamasını isteyen deneyimli çalıştırıcı Salih ve Jetson'a da oyun üstünlüğünü alın mesajını verdi. Bu da o gün Şahinoğlu'nun haberiydi. Son olarak tekrar Akşam Spor'a bakıyoruz. Avrupa'nın dinamosu
Fenerbahçe başlığıyla yer alıyor. Fenerbahçe'nin dünkü galibiyeti. Yine tabii Arda ile Virin Arao'nun fotoğrafını görüyoruz. Burada da Arda'nın gol sevincinden sonra tişörtünde yazan "Anneciğim seni çok seviyorum" yazısı da özellikle vurgulanmış akşam sporda. Arda 23'te harika bir golle perdeyi açtı. 45+2'de Arao attırdı. Genç yıldızın katkısıyla Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 deviren Sarı Lacivertliler son 16'ya kaldı ve dediğimiz gibi bir sonraki maçta Mart ayında olacak. Jesus'tan Arda'ya görev başlığına bakalım. Son olarak Portekizli teknik adam Dinamo Kiev deplasmanındaki kritik maçın İrfan Can'ın yerine Arda Güler'in ilk 11'de sahaya sürdü ve başarılı bir sonuç almayı başardı. Trabzonspor gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz. Bordo Mavililerle ilgili öne çıkan manşetlere birlikte bakacağız. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Konferans vakti başlığı yer almış. Trabzonspor artık yoluna konferans liginde devam edecek. Üste bir Avcı'ya gümüş krampon haberi var, ona bakalım. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ferencvaros sınavı öncesi Trabzonspor kariyerindeki 100. maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı'ya gümüş krampon hediye etti. Bakan Kasapoğlu ardından Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağoğlu ile birlikte poz verdi. Ve konferans vakti başlığı demiştik. Bakasetas'ın füzesiyle Macar ekibini devirdik ancak grupta 3. olarak konferans ligine gidiyoruz. Kura çekimi ise 7 Kasım pazartesi günü yapılacak. Saat 16'da olacak, bunu da belirtelim. Bakasetas affetmiyor demiş Fotomaç gazetesi. Karadeniz devinin maestrosu Bakasetas tarihe geçti. 6 grup maçında da skor katkısı yapan 3 gol 4 asistle Avrupa Ligi'nde ön plana çıkan 29 yaşındaki orta saha 2-1 kaybedilen Kızıl Yıldız karşılaşmasının ardından dün de Ferencvaros ağlarını sarstı. Yunan maestro bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gol 7 asistle tam 15 gole direkt katkı verdi ve en önemlisi kazanmaktı. Maçı başından itibaren domine ettik. Daha fazla gol atabilirdik açıklamasını da yaptı. Başarılı futbolcu. İkinci şampiyonluk için tribünler dolmalı başlığında da Abdullah Avcı'nın bir fotoğrafını görüyoruz. Teknik adam 9 puanla gruptan çıkamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Son dönemlerin ilk yarı itibariyle en iştahlı, en oyun planına sadık kalıp pozisyon zenginliği, pozisyon vermeme, kaybettiği yerde bir daha alma gibi yerlerden büyük keyif aldık. Taraftarımız ikinci şampiyonluk için bizi bırakmasın, tribünler dolmalı dedi Abdullah Avcı. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. Buradan çok keyif aldım başlığını görüyoruz. Abdullah Avcı'nın yine dün akşamki Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalara yer verilmiş. Grup liderini yenen tek takımız, özellikle ilk yarıdan çok keyif aldım. 9 puanla grupta 3. olmak elbette üzücü ancak Avrupa'da devam ediyoruz. Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır ve tabii ki daha iyisi de olabilirdi dedi. Yine Abdullah Avcı'ya krampon hediyesinin plaketi yine fotoğrafıyla birlikte Fanatik gazetesinde de yer alıyor. Yine Bakasetas'ın başarılı sezonuna burada da vurgu yapılmış, tarihe geçti başlığıyla. En altta da Akyazı'dan çıkış yok denmiş. Süper Lig'de tam 30 maçtır sahasında bileği bükülmeyen Bordo Maviller Avrupa Ligi'nde de taraftarı önünde 3-3 yaptı. Fırtına grupta deplasmanında oynadığı 3 karşılaşmadaysa hanesine puan yazdıramadı. Sağdaki haberlerde de Yusuf Yazıcı forvetteydi. Finale kadar gidebiliriz. Yine Abdülkadir Ömür'ün açıklamalarına yer verilmiş. Trezeguet direğe takıldı ve Ertuğrul Doğan'ın maç sonu açıklamaları, tebrikler takım dediği yazı başlık olarak yer almış. Sabah Spor'la devam ediyoruz buradan. Avrupa'da yola devam diyor Sabah Spor Trabzonspor için. 7. dakikada Bakasetas'ın füzesi gibi grup lideri Ferencvaros'u dize getirdik ancak Kızıl Yıldız Monaco deplasmanından puan çıkaramayınca H grubunu 3. sırada bitirdik diyor. Devam edelim. Yine burada Bakasetas'ın tarihe geçti başlığını görüyoruz. Üzüntü yaşıyoruz başlığında da Abdullah Avcı'nın açıklaması var. 9 puanla gruptan çıkamamamız üzüntüsünü yaşıyoruz. Kısmet böyleymiş. Avrupa'da kalmak tabii ki önemli. Uluslararası seviyede her maçı kazanmak istiyoruz dedi. Hürriyet Spor'a da bakalım buradan. Zafer tura yetmedi diyor. 1-0'lık galibiyet tura yetmedi dün akşam Trabzonspor için. Yine Bakasetas'a yine burada da vurgu yapılmış ve Abdullah Avcı'nın da açıklamaları 9 puanla çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz başlığıyla yer almış. Son olarak Akşam Spor diyeceğiz.
finale gitmek istiyoruz başlığı dikkat çekiyor. Abdülkadir Ömür'ün açıklamalarına yer verilmiş. Burada kazandığımız için mutluyuz, gruptan çıkmak istiyorduk. Bir önceki maçta beraberlik alsak lider olarak çıkabilirdik. Finale de gitmek istiyoruz açıklamasını yaptı. Ve Trabzonspor'un dünkü galibiyeti yeni rota konferans başlığıyla yer almış. Artık Bordo Maviler yoluna konferans liginde devam edecek. Gazete manşetlerimizi hep birlikte inceledik. Trabzonspor haberlerimize de baktık. Şimdi günün ilk Skype bağlantısını yapacağız. Yunus Emre Sel bizlerle birlikte, kendisiyle Trabzonspor'u konuşacağız. Hoş geldin Yunus Emre, nasılsın? Günaydın. Günaydın Demet Gelik, iyi yayınlar, teşekkürler. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Temsilcimiz dün akşam aslında iyi bir oyun ortaya koydu. Maçı da kazanmasını bildi ama tabii rakipler biraz daha fazla puan alınca konferans liginde artık yolumuza devam edeceğiz. Dünkü karşılaşmaya iyi başladık. Aslında ilk yarıda oldukça iyi gitti. Goller de geldi ama istediğimiz olmadı yine de. Sen dünkü maçı nasıl değerlendirirsin? Bununla başlayalım. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor adına inanılmaz keyif verici geçti diyebiliriz. Son dönemdeki en coşkulu 45 dakika yaşadı Trabzonspor, ama özellikle kadro tercihi Abdullah Hoca'nın çok sürprizler içeriyordu. Forvetsiz diyebileceğimiz Yusuf Yazıcı'nın bir sahte forvet olarak çıktığı bir dizilişle sahadaydı Trabzonspor ve hiç kimse böyle bir tercih beklemiyordu. Aslında bu biraz da mecburiyetten kaynaklandı. Çünkü hem Maxi Gomez cezalıydı, hem de Umut Bozok'un hafif bir sakatlık durumu vardı. Ama Yusuf Yazıcı daha önce Lille ve CSK Moskova'da bu tarz oyunlarda oynamıştı ve başarılı da bir performans sergilemişti. Yine aynı tercihle onu sahaya sürdü. İlk 45 dakika itibariyle de istediğini aldı. Hem skor olarak istediğini aldı, hem de oyun olarak çok iyi bir Trabzonspor vardı sahada. Ancak ikinci yarı işler tamamen tersine döndü. Ferencvaros daha baskılı, coşkulu bir performans ortaya koydu ve bu dakikalardan itibaren Trabzonspor biraz savunan takım görüntüsüne geçti. Yine kontra ataklarla skoru değiştirmeye çalıştı. Abdullah Hoca çok fazla değişiklik yaparak oyunda istediği oyun planına, oyun üstünlüğünü ele geçirmeye çalıştı. Ama Ferencvaros da aynı oranda karşılık verince ikinci yarının özellikle son 10 dakikasında skoru değiştirmeye daha yakın olan taraf konuk ekipti. Ancak 90 dakika sonunda Trabzonspor istediğini almayı başardı. Özellikle ilk 45 dakikalık futbolunu genele yayarsa bu futbolla çok daha iyi sonuçlar, çok daha skorlar alabileceğini de gösterdi. Ama sonuç olarak Trabzonspor'un tek başına kazanması yetmiyordu. Çünkü bu UEFA Avrupa Ligi'ne çok istediği gibi başlayamadı Trabzonspor. Ve Monaco'da Kızıl Yıldız'ı beklenildiği gibi farklı mağlup edince Trabzonspor yoluna konferans liginden devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nden başlayan macera Avrupa Ligi ve şu an içinde konferans liginde sürecek diyebiliriz. Peki maçın sonlarına doğru bu temponun düşmesini sen neye bağlıyorsun? Acaba oyuncu tercihleriyle ilgili mi, yoksa oyuncuların artık sonlara doğru performanslarının düşmesiyle mi ilgili? Maçın ardından Abdullah Hoca da buna vurgu yaptı. Çerkezov da, yani Ferencvaros'un teknik direktörü de buna vurgu yaptı. Ferencvaros geniş rotasyonlu bir kadroya sahip ve oyuncu dengesi çok üst, yani oyuncu kalitesi çok üst seviye olmasa da dengeli bir takım. Yani oyuna giren oyuncularıyla sonradan giren oyuncular arasında çok fazla bir farklılık bulunmuyor. O yüzden bu performansını 90 dakikaya standart olarak yayabiliyor Ferencvaros ve bunu yaptı aslında Trabzonspor karşısında da. Maça başladığı tempoyu 90 dakika boyunca korumayı başardı. Trabzonspor ise her ne kadar değişikliklerle bunu dengelemeye çalışsa da Ferencvaros'un baskısını kırmakta zorlandı. Çünkü orta sahadaki futbolcular birlikte uyum içerisinde oynayamadı. Çünkü Siyopis-Pamen ikilisi ilk kez birlikte deneniyordu. Oyuna sonradan giren oyunculardan istenilen katkı alınamadı ve dolayısıyla o senin de söylediğin gibi ikinci yarıdaki, özellikle son 20 dakikadaki o düşüş bu şekilde gerçekleşti. Zaten Trabzonspor'un en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Bir standardı tutturamıyor Trabzonspor. Bazen çok iyi başlıyor, sonunu getiremiyor. Bazen çok kötü başlıyor, sonradan açılıyor. Bu standardı, bu dengeyi koruduğu takdirde Trabzonspor'un çok daha baskın ve otoriter bir futbol oynadığını görebiliriz açıkçası. Peki dün akşamın öne çıkan futbolcularını soracağım şimdi sana, ama Bakasetas'la başlıyorum istersen. Gazeteleri de bugün süslüyor, gerçekten tarihe geçti. Çok etkili bir performans sergiliyor. Nasıl değerlendirirsin Bakasetas'ı ve diğer oyuncuları?
Bakasetas sezona daha çok 8 numara gibi başladı ve orada çok istenildiği verimi gösteremiyordu. Bununla ilgili de çok fazla da eleştiri gidiyordu teknik direktör Abdullah Avcı'ya. 10 numara ofansif orta saha bölgesinde çok daha iyi bir oyuncu olduğuna yönelik ve orada oynamaya başladıktan sonra, yani özellikle Hamşik'in geri dönüşünden sonra Bakasetas'ın 10 numara pozisyonuna kaymasından sonra mükemmel bir performans ortaya koymaya başladı. Çünkü dönen şutları, dönen topları şut olarak değerlendirmeye, kaleyi gördüğünde vurmaya ve takım arkadaşlarını savunma arkası koşularda kaçırmaya müsait bir oyuncu Bakasetas. Sık sık bunları deniyor ve denediğinde de neredeyse yarı yarıya bir başarı ortalaması yakalıyor. Şu an için Trabzonspor'un en formda oyuncusu ve dün akşamında açıkçası yıldız isimlerinden bir tanesiydi Bakasetas. Zaten sürekli olarak oynamasının da en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü Trabzonspor'da ofansif orta saha bölgesinde 10 oyuncu var. Özür dilerim, 4 oyuncu var ve bu 4 oyuncudan sürekli oynayan, daha fazla süre alan isim Bakasetas. Bunu da hak ettiğini çok net bir şekilde gösterdi. Ama tabii belli başlı yorgunluklar olabilir. Dünya Kupası arasında sadece 2 maç kaldı. O 2 maç sonrasında Bakasetas'ın da dinlenme şansı olacak ama şu an Trabzonspor'un ona çok ihtiyacı var. Peki bir de tabii Yusuf Yazıcı'yı da sormak istiyorum. Forvet'te oynadı dün akşam. Nasıl bir performans gördün sen Yusuf'tan? Çünkü Tabii beklenmiyordu Yusuf aslında. Yazıcı'nın çok çok doğru demek. Hiç kimse beklemiyordu. Yani biz Trabzonspor'u takip eden muhabirler olarak da beklemiyorduk. Ama bunun belli başlı nedenleri var açıkçası. Bir numara Maxi Gomez'in kart cezalısı olması. İkinci sırada Umut Bozok'un dizinde hafif ağrılarının olması ve teknik direktör Abdullah Avcı da bunu maç sonunda açıkladı zaten. Umut Bozok'u çok mecbur kalsak risk alıp oynatacaktık. O mecburiyeti hissetmedik dedi. Diğer bir neden de Giannini Semedo'nun yeni sakatlıktan çıkması ve henüz form düzeyinin istenilen seviyede olmaması. Bu üçü birleşince forma şansı forvet hattında o Yusuf Yazıcı'ya geldi. Ancak Yusuf Yazıcı hem Lille'de hem de CSKA Moskova'da zaten bu pozisyonda oynamış bir oyuncu. Yani ilk kez bu pozisyonda oynamadı. Daha önceden de belli bir alışkanlığı var burada oynamaya. Ancak Trabzonspor'un farklılığı şu. Trabzonspor çok fazla kanat oyuncusu form grafiği olarak sahip olmadığı için ileride forvet oyuncularını topla buluşturmakta biraz sıkıntı yaşıyor. O yüzden Yusuf Yazıcı da o istediği topları almakta sorun yaşadı forvet pozisyonunda. Bu yüzden çok fazla geri gelmeye çalıştı. Orta sahadan çok fazla top almaya çalıştı ve bunları yapınca da pozisyonel görevlerini yerine getirmekte zaman zaman sıkıntı yaşadı. Ama buna rağmen özellikle ilk yarıda elinden geleni fazlasıyla yaptı diyebiliriz. Çünkü onun da formunu artırması gerekiyor. Zaten geldiği andan itibaren çok fazla eleştiriliyor bu konuda Yusuf Yazıcı. Beklentilerin çok daha üzerinde. Ya beklentiler onun şu ana kadar sergilediği performanstan çok daha yüksek. O yüzden herkes özellikle Lille ve CSKA Moskova'daki Yusuf Yazıcı'yı tekrar sahada görmek istiyor. Abdullah Hoca da buna vurgu yaptı maçtan sonra. Dedi ki Yusuf Yazıcı ilk yarı itibariyle beklentilerimizi karşıladı ama çalışarak çok daha iyisini yapabilecek bir oyuncu. Onun burada olması bize mutluluk veriyor dedi. O yüzden Yusuf Yazıcı bence bundan sonra forma şansı daha çok o pozisyonda bulacak gibi gözüküyor. Peki Avrupa Ligi'ne veda edildi artık. Konferans Ligi önemli olan ve tabii ki Süper Lig de var. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden elenildi, Avrupa Ligi'ne düşüldü. Oradan şimdi konferansa düşüldü ve ligde de aslında çok da istenilen gibi gitmiyor Trabzonspor. Bu durum acaba motivasyon düşüklüğü yaratır mı takımda? Ya şöyle, tabii Şampiyonlar Ligi'nde devam edebilmek çok önemli. Çünkü bu kadro aslında Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması için kurulan bir kadroydu. O beklentilerle kurulan bir kadroydu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde o başarı gelmediği gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkamadı Trabzonspor. Aslında gruba iyi başlayamadığı için gruptan çıkamadı. Özellikle ilk Ferencvaros mağlubiyeti çok sürpriz bir mağlubiyetti. Rakip 10 kişi kaldığı maçta Trabzonspor istediği sonucu alamadı ve devamında toparlayamadı. Sadece son bölümlerde iyi bir Trabzonspor görmeye başladık. 9 puanla gruptan çıkamadı. Yani iki takımın 10 puanı var. Ferencvaros ve Monaco'nun ve Trabzonspor'da 9 puanla gruptan çıkamadı ve grupta lider olan Ferencvaros'u tek mağlup eden takım Trabzonspor. En farklı sonucu alan takım da Trabzonspor, Monaco karşısında. Bu da Trabzonspor'un belli bir standardı yakalayamadığının bir göstergesi. Yani bazı maçlarda çok iyi bir Trabzonspor görüyoruz. Bazı maçlarda vasatın altında bir Trabzonspor oluyor. Trabzonspor grupta oynadığı 3 takımla da, yani Kızıl Yıldız, Monaco, Ferencvaros üçüne karşı da kazandı, üçüne de kaybetti.
Yani gerçekten bir standardı tutturmakta zorlanıyor Trabzonspor. O yüzden Konferans Ligi'nde şu anda playoff maçı oynayacak Trabzonspor ve kendi gruplarında, yani Konferans Ligi'nde en iyi ikincilerle oynayacak. Orada da bakıldığında Fiorentina, Basel, Cluj, Dnipro gibi takımlar var. Her Trabzonspor taraftarı bilir ki düşebilecek en güçlü takım kimse kurada o Trabzonspor'a denk gelecek. O yüzden ya Fiorentina ya da Basel'in denk geleceğini tahmin ediyorum açıkçası. Peki Yunus Emre Sağ, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Maçın özet görüntüsünü izledik. Bir de şimdi gazete manşetlerine bakalım. Sarı lacivertlerle ilgili öne çıkan detaylara Foto Maç gazetesiyle başlayacağız. Arda Güler ve Willian Arao'yu görüyoruz. Tabii ki dün akşamın iki yıldızı ve Arao'dan siftah geldi. Çubukluyla da ilk golünü atmış oldu. Arda Güler de tabii ki çok önemli bir karşılaşmada çok önemli bir performans sergiledi ve yıldız çocuk başlığıyla yer alıyor sağdaki köşede. Arda Güler 17 yaş, 251 günle Avrupa Kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atıp hem asist yapan en genç oyuncu unvanını aldı. Eski rekor Dortmundlu Jude Bellingham'daydı. UEFA resmi sosyal medya hesabında Arda Güler yıldız çocuk paylaşımı yaptı. Ve tabii ki golünü attıktan sonra formasının altındaki "Anneciğim seni çok seviyorum" yazısı da oldukça konuşuldu dün akşam. Fenerbahçe Dinamo Kiev'i yıktı ve artık son 16 turun adını yazdırmış oldu. Avrupa'nın prensi başlığıyla yer alıyor dünkü galibiyet. Sarı lacivertler Polonya'da oynanan maçta Arda Güler ve Arao'nun golleriyle kazandı ve B grubunu lider tamamladı. Arda Güler şık golü ve asistiyle yıldızlaştı. Gruptaki 6 maçla elemelerde oynadığı 4 maçta yenilmeyen Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde gözünü şimdiden finale dikmiş oldu ve Rennes'de playoff oynayacak. Bunun detayını da verelim. "Bu zaferi hak ettik" başlığında da Jorge Jesus'un maç sonu açıklamaları yer alıyor. "Bu zaferi sonuna kadar hak ettik" dedi başarılı teknik adam. "Maçın başından sonuna kadar taktik disiplinden kopmadan hak ettiğimiz bir sonuç aldık" açıklamasını yaptı. Kurallar 24 Şubat'ta, bu bilgiyi de verelim. Gruptan lider çıkan temsilcimiz son 16 turu kurasına 24 Şubat 2023'te girecek. Maçlarsa 9-16 Mart tarihlerinde oynanacak. Buradan Fanatik gazetesine geçelim. Fenerbahçe ara transfer dönemi için ilk takviyeyi savunmaya yapmak istiyor demiş Fanatik gazetesi. A planı Kaan Ayhan, B planı Emir Ortakaya var ve iki futbolcunun görsellerini burada görüyoruz. Yıllardır adı Türk takımlarıyla anılan milli oyuncu için Fenerbahçe erkenden harekete geçti. Kaan Ayhan için B planında da Kaan transferinde orta yol bulunamazsa Fenerbahçe savunma takviyesini altyapıdan bir isimle çözebilir. Bu da Emir Ortakaya olabilir diyor Foto Maç gazetesi. Sabah Spor'a geçelim. Buradan yine Arda'nın fotoğraflarıyla süslenmiş bir sayfa görüyoruz. Muhteşem siftah başlığı var. İlk maçı 9 Mart'ta olacak Fenerbahçe'nin. En anlamlı hediye başlığıyla yer almış Arda'nın formasının altındaki tişört ve 5.4 milyon euroyu kasasına koymuş olduğu bu galibiyetlerle Fenerbahçe, güler yüzlü Fener başlığıyla yer almış bu galibiyet de 17 yaşındaki genç futbolcu akıl dolu bir gol atıp Arao'nun ağları bulan vuruşunda asist yaptı. Ev sahibi takım oyuncusu Zabani'ye 68'de kırmızı kart gördü. Jesus'la sadece iki yenilgi görmüş oldu Fenerbahçe. Hürriyet Spor'a geçiyoruz. Buradan Arda Güler'den tarihe geçen gol başlığını görüyoruz. Burada da genç yıldız adayı bir gol atıp bir asist yaptı ve gecenin yıldızı olmayı başardı. 17 yaşındaki Arda Güler Fenerbahçe forması altında Avrupa Kupalarının grup ve sonraki aşamalarında gol atan en genç oyuncu olmuş oldu ve Bellingham'ı geçti. Az önce de zaten bu habere dikkatlice incelemiştik. Avrupa'nın da lideri başlığını görüyoruz 2-0'lık galibiyetle ilgili. Polonya'da oynanan maçın 23. dakikasında Arda Güler'le güldü. Fenerbahçe ve Willian Arao'yla da bu sevinç devam etti. Avrupa Ligi kupasını alacak kadromuz yok başlığı dikkat çekiyor Jorge Jesus'un açıklamalarıyla ilgili. "Gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu. Bu kura şansı olursa bir tur daha atlayabiliriz" dedi. Tabii ki her zaman yaptığı Süper Lig vurgusuna dün akşamki karşılaşmadan sonra da yine vurgu yaptı başarılı teknik adam Jorge Jesus. Buradan Takvim Spor'a geçiyoruz. Son olarak işte Fener, işte Zafer başlığıyla süslenmiş galibiyet. Kanarya her yerde lider üst başlığı da tabii ki
dikkat çekiyor. Maçın gollerini Arda ve Arao atmıştı. Bunu zaten söylemiştik. Jorge Jesus'tan Arda'ya öpücük başlığı var sol tarafta. Karşılaşmanın yıldızı olan Arda Güler'i ilk tebrik eden isimlerden birisi Jorge Jesus oldu. Portekizli hoca golün ardından genç yıldızı öperek kutladı. Taraftarlar da sosyal medyada Arda Güler'e övgüler yağdırdı. Grubunu lider bitiren Kanarya direkt olarak Avrupa Ligi'nde son 16 turu biletini de kapmış oldu. Bu karşılaşmada da Arda Güler adeta tarih yazdı. Fenerbahçe ile ilgili gazete manşetlerimizi inceledik. Tabii ki dünkü galibiyet bütün gazeteleri süslüyor. Şimdi bu konuyla ilgili bir Skype bağlantımız olacak. Ve Suat Umurhan bizlerle birlikte, kendisiyle birlikte dün akşamki karşılaşmaları ve özellikle Fenerbahçe özelinde konuşacağız. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe ile başlayalım. Vaktimiz kalırsa diğer takımların yorumlarını da sizden almak istiyorum. Ama Dinamo Kiev'i dün mağlup ettik ve çok iyi bir başarı aldı Fenerbahçe. Jorge Jesus daha önce Dinamo Kiev'le bir kez daha eşleşmek istediğini söylemişti. Boğazında düğüm demişti ve o eşleşme gerçekleşti ve zaferle ayrıldı bu karşılaşmadan ve istediğini aldı. Dünkü maçı nasıl değerlendirirsin? İlk Dinamo Kiev eşleşmesinde Fenerbahçe yeni bir takımdı. Jorge Jesus takımın başında yeniydi. Daha transferler bitmemişti. Bir sürü sebep sayabiliriz ki orada da Fenerbahçe elinden kaçıran taraftı Dinamo Kiev'i. Yani tur aslında biraz da Fenerbahçe'nin hakkıydı orada. Ufak böyle bir kırmızı, bir penaltı vesaire derken tur gitmişti Şampiyonlar Ligi. Belki de daha hayırlısı oldu Fenerbahçe için ve Türk futbolu için. Şu anda grubunu lider tamamlayan ve neredeyse tulum çıkaran bir Fenerbahçe var. Dün gösterdiği performans aslında her ne kadar Jorge Jesus dese de biz kupayı hedeflemiyoruz, şampiyonluğu hedeflemiyoruz ama belki de kendince bir planı var tabii ki. Belli bir seviyeden sonra söylemini buna çevirecek. Benim gördüğüm Fenerbahçe bu turnuvada yarı finali en kötü ihtimalle yarı finalin adaylarından biri. Biraz kura şansı olursa son 16'da dişimize göre demeyeyim, hani yenebileceğimiz, başa baş mücadele edebileceği bir kura gelirse Fenerbahçe'nin yarı final, belki final işten bile değil. Çünkü önü açık, kadrosu buna müsait. Bir turu direkt geçmesi bence çok büyük bir avantaj. Ligdeki kritik maçlarda bir de Avrupa'yı düşünmeyecek, iki zorlu maç düşünmeyecek. Bundan sonrası da biraz kura şansı olarak yoluna devam etmesinde yana. Peki oyunculara da geçelim buradan. Dünün yıldız ismi tabii ki Arda Güler'di. Çok iyi bir performans sergiledi ve duygusal anlar da yaşattı tabii ki izleyenlere ve taraftara. Nasıl bir Arda Güler izledin dün akşam? Arda Avrupa'da daha çok Jesus'un tercih ettiği bir oyuncu. Arda ilk 11'deyse zaten hemen hani maçı izlemeyecek insan bile bir maça dönüyor. Arda ne yapacak? Bu genç çocuk, bu yıldız adayı, Wonderkid ne yapacak diye bir gözünü çeviriyor. Topu ayağına her aldığında keyif veren, zaman zaman Alex'i andıran, Fenerbahçelilerin ki hep hani böyle bir unutamadığı isim olarak son yıllarda hep Alex'i andıran, yeni Alex mi geliyor dedirten bir oyuncu. Topu alışı, dönüşü, vuruşu, dokunuşları gerçekten her hamlesiyle kalitesini, yeteneğini ortaya seriyor. Eksileri var. Güçleniyor, fizik olarak güçlenmesi lazım. Sahada zaman zaman heyecanlanabiliyor. İyi işler yaptıkça bu tecrübeyle sabit bir durum. Tecrübelendikçe bunu da aşacak. Ama yaşına göre muhteşem bir özgüveni var. Her attığı adımda gole gidiyor, olumlu düşünüyor. Takım arkadaşlarını düşündükçe, daha çok pasa gittikçe daha da verimli olacaktır. Jesus'un elinde Arda bir yıldız adayından yıldıza doğru çevriliyor. Ne zaman süre alacağı, ne kadar oynayacağı da teknik direktör Jesus'un bir planlaması tercihinde gidiyor. Buradan da onu da tebrik ediyorum. Hani taraftarın zaman zaman Arda'yı istediği anlarda bile oyuncuyu korumayı başarıyor. Güzel gidiyor, güzel bir kariyer planlaması. İnşallah Türk futbolu için harika bir oyuncu geliyor. Jesus'u belki de tek eleştirdiğimiz nokta aslında buydu. Arda Güler'i çok fazla göremememizdi. Ama sana ne diyorum, artık biraz daha fazla süre alacak gibi gözüküyor. Bu takımın yapısıyla da alakalı. Sürekli rotasyon, hani kulübede unutsa evet bu eleştirilere katılırım. Arda'yı niye kullanmıyor diye, ama görüyoruz ki rotasyon içinde
takımın bankosu diyeceğimiz bir iki kritik mevkideki oyuncu dışında alternatifleri olmadığı için onun dışında değişmeyen isim yok. Bu da Jesus'un bir planlaması zaten. O yüzden de Arda konusunda hoca belli bir seviyeye, belli bir adım adım gitmeye planı yapıyor. Bunu da sahada görüyoruz zaten. Oynadığı her an katkı sağlıyor. Oyuncuyu kaybetmiyor. Oyuncuyu ilk 11 oynatıp sürekli 90 dakika süre verip sahada kaybolmasına izin vermiyor. Verimli süre dediğimiz oyuncuya yönelik 50 dakika, 60 dakika, 45 dakika bunları kullanıp Arda'yı bir seviye yukarı çekti şimdiden. Peki kaleye de biraz geçelim. Son günlerin en çok eleştirilen ismiydi Altay. İyi bir performans sergiledi dün akşam. Aslında biraz fazla mı eleştirildi? Çünkü kaleciyseniz aslında sizi kurtaracak bir arkadaşınız olmuyor. Oyuncular, diğer oyuncular gibi değilsiniz. Biraz acaba fazla mı eleştirildi öncesinde? Evet, size bu noktada katılıyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin başında Mircea Lucescu olsaydı, Türkiye'deki kariyerinde gördüğümüz bir savunma futbolu oynatsaydı, bunun sonrasında Altay bu kadar gol yeseydi, evet eleştirilirdi. Ama Fenerbahçe 4 yese 5 atan, 3 yese 6 atan bir futbol sergiliyor. Buna göre bir prensip var. Üçlü savunmaya dönüyor zaman zaman. Zaman zaman iki stoperle o bölgeyi temizlemeye çalışıyor. Böyle bir futbolda Altay'ın da kalesinde çok pozisyon bulması normal. Yediği gollerin yani hani ben %70'inin fazladan eleştirildiğini düşünüyorum. Evet, Fenerbahçe taraftarı şu anda harika giden bir kadroda biraz da kafayı takacak birini arıyorlar. Eleştirecek birini arıyorlar. Burada da Altay'ın mükemmel olmaması diyeyim. Ona yöneltiyor okları ama bu kadar kötü bir kaleci değil. Biraz daha sahip çıkmak lazım. Bunu da Jorge Jesus hem basın toplantısı geçtiğimiz hafta hem de maç sonrasındaki hamlesiyle başardı. Takım iyi gittikçe Altay'ın da hani hataları da varsa kapanır. Bu futbol böyle bir şeydir. Takım oyunudur. O yüzden Altay'a da biraz sahip çıkmak lazım. Ama şu şerhi de koyayım. Altay'ın da artık bir seviye yukarı gidip kendisini bazı konularda daha da geliştirmesi lazım. Gerekirse bireysel antrenörle çalışıp oyun kurma yönünü, pas yönünü, ayağını, her iki ayağını da daha iyi kullanma yönleri ve hatalarını da bence %50'sini oluşturan sebepsiz, yanlış, hatalı çıkışları, savunmaya doğru yaptığı hamleleri biraz daha dengelemesi ve bu yönlerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki buradan diğer takımlarımıza da geçelim istersen. Trabzonspor'la başlayalım. Galibiyetin yetmediği bir akşam da onlar için. Üzüldük hepimiz ama tabii ki Konferans Ligi'nde devam edecekler. Dünkü oyunu nasıl buldun? İlk yarı aslında iyi başlamışlardı ama sonlara doğru biraz tempo düştü sanki. İlk yarıya baskılı başladılar. Ferencvaros'un direnmesine, hamle yapmasına bile izin vermediler. Sonuçta grup lideriyle oynuyorsunuz ve sizi de daha önce ilk maçta 3-2'lik bir skorla mağlup etmiş bir takım. Ferencvaros'a karşı Trabzonspor bir hegemonya kurdu. Rakibini orta sahadan ileri geçirmedi. Buradaki asıl sıkıntı bence kaçan gollerdi. Teknik direktör Avcı forvetsiz bir sistem denedi. Aslında yani Yusuf Yazıcı önde olsa da en önde oynasa da ki daha önceki performansında hem Moskova'da hem Fransa'da bunu gördük. Zaman zaman forvet gibi de oynadı ama daha çok böyle forvetsiz kalabalık orta saha sistemiyle sahadaydı. Çok gol kaçtı. Mesela ilk yarıda 4-0 olabilecek bir karşılaşmaydı. Çok net goller kaçtı. Yusuf da kaçırdı, diğer oyuncular da kaçırdı ama bir Bakasetas var ki bence Trabzonspor ve Süper Lig'in en çok hani kalite, fiyat oranladığımızda en kritik ismi, en iyi ismi. Sürekli katkı yapıyor. Evet. Avrupa Ligi gruplarında 6 maçın tamamında skor katkısı yaptı. 3 gol 3 asisti var. Bu yadsınamaz bir performans. Top zaten gelirken maçı izlediğimizde dedik ki sol ayağıyla gol geliyor. Hakikaten de o vuruşu yaptı. Hani tam örtüşmese de Zidane'ın Şampiyonlar Ligi finalinde attığı bir gol vardır. Ona benzer yani ters taraftan sol ayakla o golü atabilmek kalite kokan bir vuruştu. Trabzonspor genelinde Konferans Ligi'ne kalması aslında üzücü. Avrupa Ligi'nde devam edebilecek bir ekipti ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra son 16'ya kalmak ilk hedef olmalı. Adım adım gidilmeli. İki maçlı eliminasyon sisteminde her şey olur. Evet. Trabzonspor belki devre arasında yapacağı bir iki takviyeyle de takımı daha dinamo halinde çalışır duruma getirir. Eksikleri kapatır. Belki gol sorununa yönelik de birkaç hamle gelebilir.
Peki son olarak tabii Başakşehir ve Sivasspor'u da konuşmadan geçmeyelim. Onlar da başarılı bir akşam geçirdi. Liderliğe yükseldiler, gururlandırdılar hepimizi. Bu iki takımla da ilgili değerlendirmeni alayım, sonra bitirelim. Başakşehir'den başlayalım. Başakşehir Emre Belezoğlu'yla bence gerçek bir teknik direktör hikayesi yazıyor. Fiorentina'nın olduğu bir grupta lider bitirmek ve bunu da böyle hani şansa falan son maçı kazandı o ona yenildik gibi değil. Üstüne basa basa her maçta performansını arttırı ve eze eze neredeyse başardı. Gerçekten gurur verici bir durum. Hep ne diyorduk? Üç büyüklerin, dört büyüklerin üstüne Avrupa'da binen bir yük vardı. Diğer takımlar eleniyordu sürekli. Bunu aşmış gibi gözüküyoruz. Sivas'la bağlayayım. Sivas'ın da grubun lider bitirmesinin gerçekten Türk futbolu adına çok kaliteli. Onlar da böyle hani inişli çıkışlı bir grafik sergileseler de Rıza Çalınbay zaman zaman aklımız ligde dese de grubu lider bitirmek tam da istediğimiz gibi bir durumdu. Bu kadar kötü başladığımız bir sezona ki Konyaspor'un da erken vedası vardı onu da hatırlatayım. Dört takımla yeni sezona girmek, Şubat ayını görmek en azından bence çok keyifli. Ne kadar devam edersek ülke puanımız daha da artacak. 12.liğe çıktık. Bunun ardı gelir. İlk onu zorlamakta fayda var gibi görüyorum. Dört takım ne kadar ileri gider? Tur şansı bizim yanımızda olursa özellikle son 16 sonrası önümüzü açık görüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler. Ve gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Galatasaray'a ilk önce bakacağız. Ardından da tabii ki bu haftaki rakibi Beşiktaş'ı da detaylıca inceleyeceğiz. Foto Maç gazetesiyle başlayalım Galatasaray kısmımıza. Galatasaray üst üste iki zorlu maça çıkacak ve çok kritik başlığıyla yer alıyor bu haber. Sarı Kırmızılı ekip önce Beşiktaş ardından da Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İki maç ligdeki iddiasını belirleyecek. Puan kayıpları halinde Cimbom'da taşlar yerinden oynayacak diyor Foto Maç gazetesi. Buradan devam edelim Fanatik gazetesiyle. Derbi kapalı gişe demiş. Fanatik Galatasaray taraftarı Beşiktaş derbisinde Nef Stadyumunu şölen yerine çevirmeye hazır. Çarşamba günü öncelikli satışların ardından dün de genel satışa sunulan biletler piyasaya çıktıktan saniyeler sonra tükendi. Dediğimiz gibi az önce de haberimizde de izlemiştik. Galatasaray'ın en büyük kozu saha ve seyirci avantajı olacak bu karşılaşmada. Cengiz Aslan oluyor başlığında bir transfer haberi var. Galatasaray ara transferde bombayı patlatıyor demiş Fanatik gazetesi. Kadrosunun iki kanat oyuncusuyla birlikte güçlendirmeye karar veren Sarı Kırmızılılar bir süredir transfer gündemine yer alan Cengiz Ünder'le büyük ölçüde anlaştı. Marsilya'da istediği süreyi alamayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Buradan Sabah Spor'a geçelim. Burada da yine Galatasaray'ın farkı yıldızları diyor. Sol tarafta Levent Tüzemen'in yazısında ve başlıklara bakacağız. Kazanma duygusu ağır basıyor. Okan Buruk bir adım önde. Mauro Icardi zenginlik katıyor. Vardan uyarı beklemesin başlıkları var. Altta da Mehmet Özcan'ın bir haberi var. Şampiyonluk için 6 puan başlığıyla yer alıyor bu haber. Buruk ve kurmayları Kartal'ın artılarını ve eksilerini belirledi. Karagümrük maçının 11'i değişmeyecek. 50 bin aslan da tribünde yerini alacak. Hürriyet Spor'la devam ediyoruz buradan. Kartal'ı solundan vuracak başlığı var. Burada da Okan Buruk'un fotoğrafıyla birlikte Buruk kendi sol kanadındaki Emre ve Kerem'i de savunma konusunda uyardı. Bakalım nasıl bir strateji uygulayacak Okan Buruk. Takvim Spor'a geçelim hemen buradan. Organizasyon eksikliği var başlığını görüyoruz. Türk futbolunun unutulmaz golcüsü Oktay Derelioğlu Galatasaray'ın golcülerini yorumladı. Takvim yazarı Derelioğlu 19.3 şut ortalaması ile sadece 14 gol bulan Galatasaray için Galatasaray'da hücum organizasyonları bilinçli yapılmıyor teşhisini koydu. Buradan tabii Beşiktaş'a geçelim hemen. Galatasaray'ın bu haftaki rakibine bakalım. Siyah beyazlarla ilgili neler öne çıkmış? Fanatik gazetesinde Kartal'ın planı hücum başlığını görüyoruz. Şenol Güneş Galatasaray derbisi öncesinde planını belirledi ve özellikle hücum olarak ön plana çıkacak, hücum ağırlıklı bir karşılaşma oynayacak siyah beyazlar. Rozier'in açıklamaları var. Beşiktaş'tan başkasını düşünmedim dedi başarılı oyuncu. Devam edelim buradan. Yine Sabah Spor'a geçeceğiz. Burada da az önce Galatasaray kısmını okumuştuk. Sağ tarafta anahtar ve Gors başlığı var Ali Gültekin'in yazısında. Başlıklarında psikolojik olarak rahatladılar. Derbilerde geçmişe bakılmaz. Kritik oyuncu Josef de Souza olacak. Hakem tempoyu düşürmemeli dedi.
Akşam spora geçelim hemen. Buradan Dele Alli ile ilgili bir haber görüyoruz fotoğrafında birlikte. Dele Alli'nin son şansı başlığı var. İngiliz basını Dele Alli'nin Beşiktaş'taki performansının her geçen gün geriye gittiğini ve son şansını da iyi kullanamadığını yazdı. Özellikle bir önceki karşılaşmada Şenol Güneş'in Dele Alli'ye dokunamadım demesi bunun tabii en büyük sebeplerinden biri. Devam edelim Takvim gazetesiyle Beşiktaş'ta Talişka gerçeği başlığına bakacağız. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği eski futbolcusunun feda demesi gerekiyor. Yıldız oyuncu için Kartal'ın planlaması ortaya çıktı. Beşiktaş hem Talişka'yı istiyor hem de 3 milyon euro bandını aşmamaya çalışıyor. Talişka için çareler aranıyor Beşiktaş cephesinde. Son olarak Yeni Asır Spor diyeceğiz. Şimdi Nefesler Tutuldu başlığı var. İki teknik adamın fotoğrafını görüyoruz. Süper Lig'de yarın Nef Stadında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi iki takımın hocasının planları hazır demiş ve Şenol Güneş'in hücum ağırlıklı gideceğini az önceki gazetelerde de görmüştük. Ve şimdi Aspor editörü Furkan Bozoğlu Süper Lig ve Avrupa futbolundan notlar aktaracak. Furkan söz sende. Teşekkürler Demet Gedik. Evet, Avrupa'da bizim için zafer gecesi diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir Avrupa'da yollarına devam ediyorlar. Öncelikle bunu söyleyelim. Fenerbahçe grubunu lider tamamladı Avrupa Ligi'nde. Trabzonspor'sa kendi grubunu 3. sırada tamamladı. Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Başakşehir ve Sivasspor da yine Konferans Ligi'nde grubu lider olarak tamamladı ve son 16'ya kalmayı başardı. Öncelikle Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerine bakmak istiyorum ben. Hangi takımlarla karşılaşacak? Gelin birlikte göz atalım. Çünkü bu takımlarla karşılaşacak ama şunu öncelikle söyleyelim. Fenerbahçe son 16'ya kaldığı için hem fikstür avantajı oldu hem de fazladan maç oynamayacak. Playofflar oynamayacak yani. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde. Avrupa Ligi grup ikincileriyle Şampiyonlar Ligi grup üçüncüleri arasında karşılaşmalar oynanacak. Playoff maçları oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından çıkan takımlarla birlikte bir kura yapılacak. Bu kuranın ardından da Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Peki kimler var? Avrupa Ligi grup ikincileri PSV Eindhoven, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midland, Nantes, Monaco. Şampiyonlar Ligi'nde grup üçüncüleri kimlerdi? Ajax, Barcelona, işte burası tehlikeli. Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting Avrupa Ligi'ne geldiler. Yollarına Avrupa Ligi'nde devam edecekler. Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasını 3. sırada tamamladıkları için Avrupa Ligi ikincileriyle karşılaşacaklar. Ardından Fenerbahçe'nin de rakibi belli olacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri bu şekilde. Peki Trabzonspor kimlerle karşılaşacak? Konferans Ligi'nde hemen ona da göz atalım. Fiorentina, Dnipro, Gent, Cluj, Basel, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan bu takımlar içerisinden birisiyle eşleşecek. Trabzonspor ve Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. İşte Trabzonspor'un muhtemel rakiplerini görüyorsunuz. Bordo Mavililer bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak Konferans Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nden elenmişlerdi. Yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam etmişti Trabzonspor. Şimdi ise Konferans Ligi'nde bir üst tura çıkmış durumda olan takımlarla da karşılaşacak. Bunu da göreceğiz. Bu görmüş olduğunuz takımlar da Konferans Ligi'ni 2. sırada tamamlayan takımlar. Başakşehir ve Sivasspor'un da muhtemel rakiplerini hemen göz atalım. Lider tamamladı Başakşehir ve Sivasspor. Onlar da rakiplerini bekleyecekler. Peki hangi takım hangisiyle karşılaşacak? Konferans Ligi grup ikincileriyle Avrupa Ligi grup üçüncüleri birbiriyle karşılaşacak. Ardından galip gelen takımlarla eşleşecek Başakşehir ve Sivasspor. Konferans Ligi'ni ikinci sırada bitiren takımlar az önce Trabzonspor'da saymıştım. İşte o takımlar içerisinde Trabzonspor da var. Çünkü grup ikincileri Konferans Ligi'nde Fiorentina, Dnipro, Gent, Cluj, Basel, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan, Avrupa Ligi grup üçüncüleri de Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Trabzonspor da o takımlardan, o ekiplerden birisi. Bodoglimt, AEK Larnaka, Ludogorets, Braga, Şerif, Lazio, Karabağ. Burada Trabzonspor'da görüyoruz ama Trabzonspor'da bir Türk takımı olduğu için Başakşehir ve Sivasspor bu aşamada eşleşmiyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri bu şekilde. Kura'yı soracak olursanız 7 Kasım Pazartesi günü kuralar çekilecek. Yani hangi takım hangisiyle karşılaşacak bunu da görmüş olacağız. Şimdi gördüğünüzse ülke puanı. Tabii çok gerilerdeydik. İstemediğimiz yerlerdeydik. Şimdi aslında ilk ona giremeyebiliriz ama orayı zorlayacağız. Şu an güncel haliyle 12. sırada bulunuyoruz. 31,100 puanımız bulunuyor.
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Başakşehir'in, Sivasspor'un başarısı ülke puanını buraya kadar getirdi. Rekor kırabiliriz. 2012-2013 yılında en çok rekor kırdığımız, yani en çok ülke puanı topladığımız sezondu. Yine burada o rekoru hem egale edebiliriz hem de üzerine çıkabiliriz. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Çünkü 4 takımımız da Ocak ayını görebilecek. Bu çok avantajlı bir durum bizleri açısından. Avusturya 33,600. Buraya yaklaşmak zor olabilir. Ama Sırbistan'a da geçebiliriz. Arada 0,875'lik bir puan farkı söz konusu. Türkiye 31,100 demiştik. İsviçre hemen altında. Aradaki puan farkı da var. Bayağı bir fark var artık. Çekya 29,050, bir takımı elendi. Norveç 2 takımı da elendi, 28,750. Ukrayna takımları, Shakhtar Donetsk Avrupa'da yoluna devam edecek ama Dinamo Kiev elenen takımlar arasında yer aldı. Danimarka'da 27,625. İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki durumumuz bu şekilde. 12. sıradayız ve istediğimiz yere nihayet gelebildik. Dileriz ki daha da yukarıya çıkarız. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım göndermek çok değerli, çok önemli hem maddi hem manevi olarak. Bir de Avrupa Ligi'nde ilginç bir grupla karşılaştık. Açıkçası benim ilk kez karşılaştığım bir durum. Avrupa Ligi'nde F grubu, görmüş olduğunuz gibi takımların tamamı 8 puan aldı. Feyenoord, Midland, Lazio, Sturm Graz 8 puanla tamamladı. Takımlar birbirini yendi, berabere kaldı. Bu sonuç oluştu. Peki nasıl oluştu bu? Feyenoord nasıl turladı? Lazio nasıl Konferans Ligi'ne gitti veya Sturm Graz nasıl elendi? Tabii ki averajla 6 karşılaşma oynadılar. 8 puan topladı 4 takımda. Averajlar 4-4. Feyenoord'la Midland'ın averajı da aynı ama attıkları gol sayısına bakılır bu durumda da. Feyenoord daha fazla gol attığı için, 13 gol attığı için Feyenoord ilk sırada bulunuyor. İkinci sırada Midland'ı görüyoruz. Averaj farkıyla 4. Lazio -2. Sturm Graz ise -6 averajda olduğu için elenen takım oldu. Avrupa Ligi'ne ve Konferans Ligi'ne de bu durumda veda etmiş oldu. Yani şansını kaybetti. Lazio ise Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Bu notu da sizlerle paylaşmış olduk. İlginç bir not olarak dikkati çekiyor. Haftanın maçlarına da hemen göz atalım. Tabii Süper Lig'de derbi var. Galatasaray-Beşiktaş derbisini izleyeceğiz. Yarın saat 20'de önemli bir mücadele. Bakalım Okan Buruk ilk derbisinde nasıl bir performans ortaya koyacak? Beşiktaş'ta ise ikinci döneminde Şenol Güneş ikinci karşılaşmasına derbide çıkacak. Premier Lig'de Tottenham-Liverpool, Serie A'da Juventus-Inter karşılaşmalarını izleyeceğiz. Yine önemli mücadeleler. Serie A'da Juventus-Inter dedik, bu karşılaşma da çok önemli. Juventus yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Allegri hala tartışılıyor. Inter ise Juventus'u mağlup etmek için çabalayacak. Pazar günü 22.45'te başlayacak. Bundesliga'da Werder Bremen ile Schalke hemen sıralamasını aktarmak istiyorum. 8. Werder Bremen ile lig sonuncusu Schalke karşılaşacak. Lig 1'de Marsilya ile Lyon'un mücadelesini izleyeceğiz. Pazar günü 22.45'te ve La Liga'da derbi Sevillano var. Sevilla'nın iki takımı Real Betis ile Sevilla karşılaşacak. Pazar günü 23'te oynanacak. Real Betis ligde 4. sırada. Sevilla ise hiç istemediği yerde. Son dönemlerin en kötü performansını ortaya koyuyor Sevilla. 18. sırada bulunuyor. Pazar günü 23'te bakalım derbi Sevillano'yu hangi takım kazanacak? Haftanın maçlarını da şöyle aktarmış olduk Demet. Yayınımıza bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Aspor yorumcusu Ahmet Akcan bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber dün akşamki karşılaşmaları ve derbiyi konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum sevgili Demet. Haftanın son günü, bizi de temenni ediyorum. Yine keyifli bir hafta sonu beklemiş olsun. Umarım. Avrupa Kupası'ndaki takımlarımızı da tek tek kutlamak istiyorum. Hepsi harika bir iş başardılar. İsterseniz başlayalım. Fenerbahçe, Trabzonspor diye gidebiliriz. Güzel karşılaşmalar izledik. Bizi mutlu etti hepsi. Fenerbahçe ile başlayalım. Son 16 turuna yükseldi temsilcimiz. Fenerbahçe sezon başından beri çok planlı, programlı bir şekilde hem futbolunu hem de oyuncularını geliştirmeye devam ediyor. Bunun sonuçlarını da hem ligde liderlik olarak şu an için alıyorlar hem de Avrupa Kupası'nda grubunu lider bitirdiler. Yani dünkü maç oyundan ziyade sonuç açısından çok önemliydi. Önemli olan Fenerbahçe'nin grubu lider bitirmesiydi. Hı hı. Ama zorlu bir Dinamo Kiev deplasmanında oyunun başından itibaren yine oyuna ağırlığını koyan, sonucu böyle bir farkla hak eden bir Fenerbahçe izledik. Evet. Tabii ki Fenerbahçe'nin ofansif oyunu çok keyif veriyor ama dün özellikle Arda hepimizin çok mutlu olduğu bir performans sergiledi. Altını çizmek isterim. Hocam Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'la da ilgili yorumunuzu alayım, ardından derbiye geçelim vaktimiz bitmeden.
Hepsi gruplarından çıktılar. Tebrikler. Trabzon'u biz grup lideri olarak çıkmasını bekliyorduk. Çünkü Monaco'yu evinde farklı yeniyorsan o grubu lider bitirmen lazım. Ama konferans liginde yollarına devam ediyor olmaları bile ülke futbolu için kesinlikle bir kazanç. Hem Başakşehir hem de Sivas gerçekten büyük alkışı hak edecek. Hem oyunlar ortaya koydular hem de sonuçlar aldılar. Dün de Başakşehir oyunun tek hakimiyetiydi. Bu farkı hak etti. Sivas grubun bence en zorlu Slavia deplasmanından bir beraberlikle dönmeyi başardı. Tebrikler Başakşehir, Sivas ve Trabzonspor. Peki hocam, haftanın dev derbisine geçelim isterseniz. Çok heyecanlı bir mücadele bizleri bekliyor. İki taraf için de artık kozlar ortaya çıkacak. Kim kazanacak çok merak ediyoruz. Bir yanda tabii Okan Buruk artık kazanmak istiyor ve artık taraftarını mutlu etmek istiyor. Beşiktaş cephesinde de yeni bir teknik adam ve ilk derbisi olacak bu sezon. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Ben çok keyifli bir mücadele bekliyorum. Çünkü her iki teknik adam da kazanmak için oynayan ve de pozitif futbolu düşünen teknik adamlar. Her iki takımın da gerçekten galibiyete ihtiyacı var. Ama Okan Buruk'la Şenol Hoca'nın durumu birbirlerinden tabii ki çok farklı. Olaya biraz da Fenerbahçe'yi de işin içine çekerek bence yaklaşıyor olmak lazım. Fenerbahçe şu an Beşiktaş'ın 4 puan önünde. Beşiktaş'ın da bir maçı fazla. Yani Beşiktaş'ın bay geçtiği hafta Fenerbahçe o maçı kazanırsa, kendi maçını kazanırsa Beşiktaş'la puan farkını 7'ye çıkaracak. Diğer taraftan Galatasaray Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde. Eğer bu hafta maçı kaybederse bu 8 olacak. Beraberlik halinde de 7 olacak. Dünya Kupası arasına bir takım liderin 7 puan veya 8 puan gerisinde giriyorsa bu beraberinde çok ciddi sorunları da getirir. Şenol Hoca mutlaka yeni geldiği için bu sorunlardan etkilenmeyecektir ama Okan Hoca mutlaka tartışmaya açık bir şekilde bu Dünya Kupası arasını geçirecek ve takımın da moral motivasyonu bu geride kalmışlıktan olumsuz yönde etkilenecektir. Dolayısıyla iki takım da kazanmak isteyecekler. Bu da bize tempolu, kaliteli bir maç vaat ediyor sevgili Demet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar dilerim Atacan. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Akçan'a ve kupaların kupası Dünya Kupası'na geçelim isterseniz. Turnuva ile ilgili hemen hemen her şey tamamlandı. Sizleri şimdi bir Dünya Kupası havasına sokacağız. Ardından Sabah Sporu'nu noktalıyoruz. Hoşçakalın.